Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki Green Card çekilişi sonrası soru cevap ve sohbet videomuzda Sabri'nin bahsettiği özellikle Florida eyaletinin içerisinde hangi meslekleri yapabilirsiniz, hangi iş dallarını kurabilirsiniz konusu bayağı ilgi gördü. Biz de bunun üzerine hazır Green Card çekilmişken ve hali hazırda Amerika'ya gelsek mi, gelmesek mi, yerleşebilir miyiz, yapabilir miyiz diyen talihliler için ya da gelmek isteyenler için Amerika'da nasıl iş bulurum, işlere nasıl başvururum, nasıl kabul ediliriz ya da edilmeyiz, bununla ilgili uygulamaları ve internet sitelerini sizlerle paylaşmak istedim. Videonun sonlarına doğru da Sabri kendi iş bulma tecrübesini anlatacak bizlere. Şimdi hemen geçelim. Cambly sponsorluğunda yayınlanan bu videoda öncelikle Amerika'ya geleceğim ama İngilizcem yok, anlıyorum ama konuşamıyorum, nasıl iş bulacağım ben diyenler için sizlere Cambly uygulamasından bahsetmek istiyorum. Cambly, Anadolu İngilizce olan eğitmenlerle internet üzerinden yüz yüze görüşme ya da konuşma imkanı sunan bir uygulama. Uygulamaya girdiğiniz zaman eğitmenler kısmına bastığınızda tüm eğitmenleri görebileceğiniz ve bir eğitmeni seçtiğinizde ilgi alanlarını, aksanlarını, hangi dili, hangi seviyede konuşabildiğini, eğitim düzeylerini profillerinde belirtmiş olduğu için kendinize göre bir eğitmeni seçip kısa bir sürede bağlantı kurup 7/24 ders yapabiliyorsunuz. Uygulamayı açıklamalar kısmındaki linkten indirip uygulamanın menüsündeki promo kod bölümüne Amerika'nın aslı kodunu girerek hemen ücretsiz deneme dersi yapabilir ve sonrasında abone olabilirsiniz. İngilizceyi hallettikten sonra gelelim CV'mi nereye yükleyeceğim, nereye iş başvurusu yapabilirim sorularınızın cevabına. Aslında Türkiye'deki kariyer.net uygulamasına, internet sitesine benzer siteler burada da var. Bunlar Indeed ve Monster. Bunların linklerini açıklamalar kısmına bırakacağım zaten. Bu iki sitede isterseniz kendi CV'nizi direkt Word dosyası olarak yükleyebiliyorsunuz ya da sitelerin kendisinde profillerinizi oluşturabiliyorsunuz. Böylece hem şirketlerdeki açık pozisyonları görme şansınız oluyor hem de ilgi alanlarınızı yazacağınız için e-mail ile site size şu şirkette şöyle bir pozisyon açıldı, ilgilenir misiniz diye e-mail ile bilgilendiriyor olacak sizleri. Sabri gel gel. Sandalyeni de al gel. Sabri geldi. Köpekleri kışkırttı. Olacak iş değil. Hoş geldin. Hoş geldik. Sabri işten geldi. Ben hemen şeyi anlatıyordum bu arada. İş bulma sitelerinden bahsettim. Çok kısa LinkedIn ve şirketlerin kendi sitelerinden bahsedecektim. LinkedIn'i zaten herkes biliyor. Türkiye'de de çok yaygın artık. Şirketlerdeki isimlere direkt olarak ulaşabileceğiniz bir platform aslında. Çok güzel, direkt kişilere ulaşıp hani kendinizden bahsedebilirsiniz veya bir görüşme ayarlayabilirsiniz. O şekilde kendinizi tanıtabilirsiniz. Ve direkt şirketteki kişiye yani iletmiş oluyorsunuz. Aslında çok güzel bir sistem bence. Bunun dışında bir de şirketlerin kendi internet sitelerine girebilirsiniz. Eğer sizin ilgili olduğunuz bir şirket varsa, bunu işte neyse şirketin adı şimdi aklıma gelmiyor ama onun kendi sitesine girip oradaki iş fırsatlarına bakabilirsiniz. Çünkü özellikle kurumsal firmalar kendi insan kaynakları linklerinde açık pozisyonlarını oraya koyuyorlar. Böylece siz de görebiliyorsunuz ve başvurabiliyorsunuz. Aynı şekilde şirket içinden de başvurulabiliyor, şirket dışından da başvurulabiliyor. Bu şekilde de iş bulma şansınız yüksek tabii ki. LinkedIn'e de koyuyorlar kendi açık pozisyonlarını. Oradan da sana ulaşıyorlar. Eğer senin yazdıkların onların istediği pozisyonla uyuyorsa veya eski çalıştığın pozisyonlar, onlar da seni oradan yakalayabiliyorlar. Bir HR'cılar da sana ulaşabiliyor. Bu bir yollardan biri. Sen o HR'cılara ulaşabiliyorsun. Ya da birlikte çalışacağın adama bile LinkedIn üzerinden mesaj atabiliyorsun yani. Onlarla görüşmek istediğini söyleyebiliyorsun. Çalışmak istediğiniz, bulduğunuz pozisyon ve şirketler belliyse siz şirketleri direkt arayıp sorabilirsiniz yani. Web sitelerine bakabilirsiniz. Ondan sonra bunlar hep benim yaptığım şeyler çünkü iş ararken. Aynı zamanda şey de var, Türkiye'de de var zaten bunlar. Danışmanlık firmaları var, HR şirketleri var.
Bunlar işte iş alan, iş verenlerle iş arayanlar arasında aracı kurum gibi oluyorlar. Hani hiç böyle bilmiyorsa, gerçi internetten her şekilde bulunabilir ama oraya gittiğiniz zaman da birçok ellerinde açık pozisyon oluyor. Onlar da sizi tanıdıkça şu pozisyona, yani pozisyonlara yönlendirebiliyorlar sizleri diye düşünüyorum, değil mi? Yönlendiriyorlar. Yani seni tutuyor mesela belli bir süre, eğer henüz o pozisyon açılmadıysa ama bir sonraki açılacak pozisyon varsa atıyorum 3 ay içinde seni kenara yazıyor. Belki işin uyarsa, sen orada çalışıyorsan bile sana kanca takabiliyor yani. Arayıp hala iş arıyor musunuz? Evet. Çünkü şöyle bir pozisyon var falan diyebiliyor. Evet. Aynen. Bunların dışında sen istersen biraz neler yaptın? İlk geldim böyle Türkiye'den, işsizdi Sabri. Bunu hep linç. Linçlerimizden bir tanesi. Tamam, anladık, işsizdi. Eziyor beni. İşsizdi. İsteğe bağlı işsizlik. Aynen. Ve buraya geldi. Ay, köpekler, Allah'ım, komşunun köpekleri susmuyorlardı. Biz konuştukça onlar da konuşmak istiyorlardı. İlk geldim böyle, nereden başlayacağını bilmiyorsun. Hani ülkeyi bilmiyorsun, gelmişsin. Ne hissettin? Neler yaptın? İlk mesela yaptığın şey neydi? Birkaç ay yattım diyormuş. Yok, yatmadım. Yatmasan iyi olur. Zaten New Jersey'ye gitmiştim. Monster'a ve Indie'de üyeliğim vardı. Oradan birkaç bir şey geldi. Ama genelde böyle oradan gelenler ya üniversite, çünkü benim doktora geçmişim var. Bitmedi ama tez aşamasında kaldı Türkiye'de. Onu gören mesela üniversite ilanlarını bana hep oradan gönderdiler. Asistanlık olarak mı soruyorlardı? Asistanlık, çalıştı, alış araştırma görevlisi veya şey bile, üniversitede işte herhangi bir pozisyon. Bürolarda falan çalışmak amaçlı. Onlar geliyordu ve tecrübene bakmaksızın sigorta firmalarından görüşmeler. Bir tane görüşme gitmiştin değil mi? Gittim. Aflac diye bir firmanın görüşmesine gittim. Böyle toplu bir görüşmeydi. Bir 10-15 kişilik. İşte o sigorta işine aynı bizim gibi başlayıp da nerelere gelmiş bir arkadaş bize şey yaptı. Bizle görüşme yaptı. Konuyu anlattı. Nasıl işte, nereden nereye geliniyor. Ama tabii satışçı bir ruhum olmadığı için o direkt sigorta satıyorsun yani. Sonrasında bende de öyle bir şey yok. Indeed Monster. Oraya gitmişken ne yaptım? Jersey City'deydi mesela. Daha önceden biliyordum orada gemi inşa mühendisleri odasının, Amerika'daki odanın orada ofisi vardı. Hazır oraya gitmişken aynı caddedeydi. Çat kapı gittim mesela oraya görüşmeye. Ön bürodan bir bayan vardı. O sırada da ben derdimi orada anlatırken kadına, o sırada oranın müdürü geçti. Dedi, tamam, ben ilgileniyorum dedi kadına. Mesela git ofisine aldı beni. Bir yarım saat, bir saat muhabbet ettik. Hatta o gün değil, birkaç gün içinde bir network yemeği vardı onların, işte bir görüşmeleri vardı. New York'ta şeyde, Manhattan'da, oraya çağırdılar beni. Akşam oraya gittim. Takım elbiseye girdim. Yani aslında bakarsanız burada tabii en önemli şey network dediği denilen, hani o ağı oluşturmak. Yani aynen. Ne kadar çok insana dokunursanız, hani ne kadar çok insanla temasa geçerseniz, hani iletişim kurarsanız o kadar çok şansınız var tabii ki. Bu ister hani gemi inşaadan olur, ister bilmem nereden olur. Hani hiç fark etmez. Yani mesela yani işte Sabri mesela sigortaya gitmiş. Orada bir adamın bir tanıdığı olabilir, bir şey olabilir. Yani aslında böyle girişimci olmak tabii ki iş bulma konusunda çok faydalı yani. Ne olursa olsun yani, kendi alanından biri olmasa da olur. Yani hoşlarına, bir insan tanımak güzel bir şey. Hoşlarına gidiyor mesela senin bu şekilde kovalaman, arkasından e-mailler atman, araman ve yani. Bu arada tabii Sabri her iletişime geçtiği kişiye hani akşamına ya da ertesi gününe hani mesaj atıyordun değil mi? E-mail işte atıyordum mesela. Hem bilgilerini verip hem de seninle tanışma, memnun oldum tanıştığımıza aynen gibilerinden, iletişimi koparmamak adına hem e-mail hem telefon bilgilerini verip iletişimi koparmıyorlardı yani. CV'mi gönderiyordum veya işte bir de mektupla beraber. Aynı zamanda New York etrafındaki son 3 ayda gitmediğim boat show kalmadı mesela. O 3 ay boyunca, 3-4 ay boyunca 4-5 ayrı boat show'a gittim. Sonra buraya Fort Lauderdale boat show'una geldim. Boat show'lara gitmeden önce orada stand açacak, yani standlar olacak. Katılımcıları araştırıp da liste yapıp, böyle bir elimde çanta Grand Tour.
Ondan sonra not defterleri falan işte önden yazışıyorum. Ben de geleceğim falan diye. Orada sizi işte 5 dakikanız varsa görüşmek isterim falan gibi. Onları yaptım mesela. Orada da tanıştığım insanlar oldu. Peki bir şey soracağım. Böyle mülakat ilk nerelerden yapmıştın? Yani nereden buldular seni ilk mesela? Çünkü daha çok Skype üzerinden mülakat yaptın galiba sen, değil mi? Yok, telefon. Telefon ya da Skype, yani görüşme olarak, yüz yüze burada olarak değil. Yüz yüze çok olmadı. Peki mesela Skype görüşmelerinde, şimdi ilk yeni geldik mesela, hiç mülakat bilmiyoruz. Hani İngilizcemiz ne kadar yeterli, hani kendimize güvenimiz vesaire olmayabilir. Mülakat öncesi mesela neler yapıyordun, neler hissediyordun? Kendini anlatmanı istiyorlar senden. İstemese bile hani sen sonuçta onları değil, senin daha fazla konuşman lazım. Ben kısa kısa notlar çıkarmıştım, işte neler konuşacağım, konuya nasıl gireceğim, ilk başta hangi cümle, işte nasıl girizgah daha fazla, daha iyi ifade edeceğim, onlar hep önümde açık oluyordu. Bunlar zaten bir kısmını zaten e-maillerde yazıyordum, o e-mailler de açık oluyordu önümde falan. Bir de şey galiba internet üzerinden şey araştırmıştım diye hatırlıyorum. Hani mülakatta neler soruluyor falan gibi, genel böyle klişe hani sorular. Onlara falan da çalışıyordun diye hatırlıyorum ama ne kadar soruluyordu onu bilmiyorum tabii. Yok, onlara çalıştım. Bir tane büyük böyle kalın bir kitabım vardı. CV nasıl yazılır? Sınavlarda neler yapılır? Görüşmelerde ne yapılır? Neler yapılmaz? Bizim Türk CV'sine göre buranın CV'si biraz farklı. Ona zaten uygun hale getirmiştim. Onu yaparken bayağı bir o kitap işime yaramıştı yani. En son nasıl iş buldum? Çok bilinmedik bir internet kariyer sitesi vardı. Orada bir ilan buldum. Ve hatta şöyle şeyler yapıyordum mesela. Orada bazı şeyler, firmalar ilanı veren şirketi vermiyor. İnternette kendisilerine vermiyor. Çünkü onların üzerinden iş yürüsün istiyorlar. Ama şeyleri değiştirmiyorlar mesela. Kriterleri mi? O cümleleri falan değiştirmiyorlar. Aynı pozisyonu ben normal işte Google'a yazdığın zaman bir iki de cümlesini öyle search ettiğin zaman direkt şirketin bazen şirketin çıkıyor. Kendisi sitesinde varsa veya LinkedIn'de bir başka bir yerde de bu ilanı koymuşsa ve şirketi görüyorsan onunla böyle match edip direkt şirkete de yazdığım oldu yani. Hatta bu Bahama'da çalıştığım şirkete o şekilde bulmuştum. Önce kariyer sitesine başvurdum. Oradan şirketi buldum. Şirkete e-mail attım. Falan işte ben size onun şeyin üzerinden başvurdum. Bu ilanınızı da gördüm, buldum. Hani müsait olduğunuzda görüşmek isterim gibi. Sonra baktım 3-5 gün geçti, arayan yok. Dedim ben Fort Lauderdale tarafına gideceğim. İstiyorsanız gitmişken Bahama'ya da geçerim oradan. Hatta öyle bir plan yok bu arada. Tamamen blöf yani. İstekli olduğunu belirtmek istiyor. Yani hani oralardayım, hemen görüşelim biraz böyle... Kim vurduya götürecek yani? Yok yani şey. Biraz hızlandırmak için yani aslında yani süreci. Aynen. O da dedi, o zaman dedi ki oraya gitmişken önce dedi bizim oradaki patronlarla konuş, görüş. Orada da yerimiz var. İyi dedim, önce onlarla işte görüştüm. Sonra onlar beni ertesi gün gel seni şey oradaki asıl işin olduğu yere gönderelim dedi. Görüştük ettik. Ertesi gün mü, ondan sonraki gün mü ne, ben artık dönecektim şeye. Ne derler? New Jersey'ye. Çünkü görüşmelerim bitti. Eve vardığımda onların e-mailini gördüm yani, teklif e-mailini. Mesela sen şeyden şikayet ediyordun hatırlıyorum. Biraz yavaş ilerliyor hani süreç. Ağırdan alabiliyorlar. Sabırlı olacağız olmak lazım yani. Çünkü yılın her dönemi adam almıyorlar yani bazen. Evet. Yıl sonuna doğru adam almıyorlar. Yılı yeni bir personelle kapatmak istemiyorlar. Bütçe olarak falan aynen da tabii yemek istemiyorlar o yılın bütçesinden. Ama ya bir da, sonraki bu arada Ocak ayında en çok alım yapılan ay. Ocak son 3-5 yıldır öyleymiş galiba. Öyle bir olabilir işte, şey var. Trafik var. Olabilir yani. Seninle dolduracakları pozisyon daha boşalmamış oluyor mesela. Adamlar pozisyonu açıyorlar, koyuyorlar ama 3 ay sonra, 4 ay sonra dolduracaklar belki yani. O kadar bir vakitleri var. O yüzden onlar da ayaklarını sürüyorlar. Bu sefer sen zannediyorsun görüştün, bir hafta sonra sana şey gelecek falan. Bu şekilde bir zaman geçmesi gerekiyor ve bazen de geçmiyor. Yani bazen de adam ertesi gün seni arıyor. Ama şunu anlıyorum. Hani biraz da böyle
ilgili görünmek, hani tabii çok da sıkmadan yani böyle devamlı taciz eder gibi mail, telefon bilmem ne değil ama. Ara ara kendini hatırlatacaksın ya. Evet, o da önemli yani. Çünkü gerçekten buradakiler ona hani dikkat ediyorlar gibi hissediyorum. Bu çalıştığım iş yerinde de aynı şekilde benzer bir sistem kullandım. Önce şirketin sitesinden yazdım. Sonra LinkedIn'den HR, bu şirketteki HR'lara isimlerini buldum. Onların e-mailini bir şekilde buldum ve e-maillerine de önce LinkedIn'den arkadaş bağlantı kurdum. Ondan sonra da bir de e-mail attım. Ertesi gün arada mesaj sordum bana. O zaman da hemen mesaj şey demişti, biz o tarafa geleceğiz demişti. O zaman da önümüzdeki hafta ben Florida'ya geleceğim, o tarafa da yolumuz düşecek dedim. Hemen o zaman görüşme ayarladı mesela. O iyi oldu. Halbuki öyle bir planımız yoktu. Yaratıyorsun işte kendini. Yani biraz esnek olursan ve denk getirebiliyorsan neden olmasın? Bu şekilde işlerini de bulmuş oldu. Aynen. Arkadaşlar, bu videomuzda böyle bir iş bulma videosuydu yani. Amerika'ya geldiğinizde nereye başvuracağız, nerelerden bulabiliriz, nasıl bir iletişim kurmalıyız, nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunu açıklamaya çalıştık biraz. Başta verdiğim uygulama ve internet siteleri, sonrasında da Sabri'nin deneyimi. Umarım size faydası olur. Tabii ki herkesin branşı, alanı farklı. Bize mesaj atın mesela, ne işler yapabiliyorsunuz, nelerle ilgilisiniz. Belki o konuda bir yol buluruz yani. Hani herkes belki mevcuttaki iş, çalıştığı o mesleği yapmak istemiyor olabilir ama tabii, elinden başka ne geliyorsa onu hani bize yazarsanız biz de burada olur ne onun hani ona karşılığı bir, var mı yok mu ona bir bakabiliriz. Onu araştırırız yani, vakit ayarlarız. Evet, o zaman mesajlarınızı bekliyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sabri'cim, sana da teşekkür ediyorum. Rica tecrübelerini paylaştığın için. Bir sonraki hafta tekrar sizi konuk almak isteriz. Onu ben bir düşüneyim. Sözünü alaydım iyiydi. Şimdi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Hala iyi olmadıysanız iyi olmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.